Arkadaşlar merhabalar. Bugün Supercell'in yeni dengeleme ile oldukça güçlendirdiği bu Prens serseriler Logbait destesiyle oynayacağız. Bu destede arkadaşlar serserilerin ilk vuruş hızı, daha doğrusu arkasındaki kızların ilk vuruş hızı arttırıldı. Serseri çocuğun, öndeki serseri çocuğun canı arttırıldı arkadaşlar. Bununla birlikte serserilerin arkadaşlar arası açıldı. Bu özellikle alan hasarına karşı serserileri daha etkili yapacaktır. Mega Şövalye, Büyücü gibi kartlara karşı özellikle. Bununla birlikte arkadaşlar Goblin çetesinde mızraklı goblinlerin menzili arttırıldı. Yani mızraklı goblinler sadece Goblin çetesinde değil, Dev Goblin'de, mızraklı goblinlerde, Goblin kulübesinde ve Goblin çetesindeki mızraklı goblinler daha uzaktan vuracak. Yani menzili arttırıldı diyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda bu deste arkadaşlar tekrardan kendisini de analım. Harun abinin destesiydi. Harun Kılıç'ın destesiydi. Bilmeyenler için kendisi özellikle Clash Royale'in Prime dönemlerinde çektiği videolarla hepimizin bildiği, aklımıza kazınmış birisiydi. Maalesef ki arkadaşlar depremde Hatay'da hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin kendisine. Ve bu desteyle oynuyordu kendisi. Bunun daha önce de ben videosunu çekmiştim. Ancak şu anda bu desteğe tekrardan iki kartına güçlendirme geldiği için tekrardan videosunu çekmek istedim. Evet, maçlara geçelim. Evet, ilk rakibimizi bulduk. GG Bro tarzında bir isim. Evet. Şöyle bir fıçı ile başlayalım o zaman. Yani bu deste arkadaşlar özellikle bence sonraki sezonda daha da öneme binecektir diye düşünüyorum. Çünkü bu sezon çekilişli mücadeleyle kupa kasıldığından dolayı bence şu anda birçok kişi bunu hatırlamıyor bu desteği, ama öbür sezon arkadaşlar kesinlikle aklınızda bulunsun, bu desteğe ihtiyacınız olabilir, yani kullanmak isteyebilirsiniz. Şimdiden kasabilirsiniz yani bu şeylerle, o puanlar falan vardı yani, gereksiz saçma sapan ama oralarda arkadaşlar kasabilirsiniz. Evet, prensesi birazcık şansa orada tutmuş oldu. Bir tane de vurdu. Özellikle hani Logbait seven birçok arkadaş var ve roket nerflendiğinden dolayı Logbait oynamakta sıkıntı çeken arkadaşlar da vardır. Bu desteği oynayabilirler. Zaten Logbait oyuncusuysa veya hızlı desteleri seviyorsa alışkın olacaktır zaten. Ve bu arada iskelet ordusu olduğu için şöyle bir tomrukla da deneyeceğim. Evet. Prens vurur orada. Çok iyi. Çok güzel hasar yakaladık. Yani arkadaşlar rakibin kartlarını akılda tutmak çok önemli. Yani oynarken böyle boş beleş oynamaktan ziyade böyle birazcık daha dikkatli oynarsanız, yani rakibin kartlarını düşünerek, rakibin yapacağı hamleleri düşünerek oynarsanız sizin için daha iyi olacaktır. Tabii ki herkesin farklı bir oynama stratejisi de var ama. Evet, bu arada arkadaki kızlar gerçekten çok güçlü olmuş. Zaten çok iyi bir hasarları vardı. Şimdi daha da güçlü oldular. Öndeki çocuğun da canı arttı zaten. %6 sanırım. Öndeki çocuğun canı arttı. Şöyle, evet. Böyle bir goblin fıçısıyla gidelim. Orayı bir alalım da sonra savunma saldırı falan düşünürüz onları. Biz bir orayı alalım, şu an yeter bize. Şimdi muhtemelen binici gelebilir, aynen. Şöyle yapacağım. Evet, bu arada ıskaladı sanırım. Şimdi bir prens, daha doğrusu fıçı tomruk falan deneyebiliriz. Evet, orayı aldık. Şöyle prensesi atalım. Oradan vuracaktır. Şöyle bir dart atalım. Alev topu sanırım orayı alamıyor bu arada. Biz buradan gidelim şu an. Çünkü onun amacı zaten orayı almak. Oraya iksir harcayacak. Aynen, biz buradan bir gidelim. 37 kaldı orası. Güzel. Arkadan serserileri de atalım. Bu arada rakip de alev topu almış. Tabi arkadaşlar burada bazı arkadaşlar alev topu da kullanıyor. Bu desteğe alev topu falan da eklenebiliyor. Yani siz de alev topu falan da ekleyebilirsiniz bu desteğe. Şimdi oraya çarpma falan bir şeyler gelecek gibi sanki. O yüzden biz buradan bir gidelim. Evet, attı oraya. Bekliyordum zaten. Madem ki sen oraya attın, biz de şöyle bir tomruk dağıtalım. Aynen, güzel de yakaladık tomruğu. Ortadan da hemen rakibe baskıyı kuralım. Ve ilk galibiyetimizi aldık böylece. Evet, GG bro deyip kendisi GG oldu. Biz iyi oyundu diyerek maçımızı bitirelim. Evet, ikinci rakibimizi bulduk. Ashe geldi. Star Kings klanından. Evet. Şimdi. Bu deste bu arada biraz daha, yani normal Logbait'e göre ağır arkadaşlar.
Yani onu da bilmek lazım. Hani normal logbait'teki kadar böyle hızlı çeviremeyebiliyorsunuz bazen istediklerinizi. Ama köprüden prenses hamlesi zaten logbait'in arkadaşlar milli hamlesi gibi bir şey. Onu niye yaptı bu arada ben anlamadım. Yani o balonu atmasındaki amaç neydi orada? Yanlışlıkla attı bence. Yani normal yani bir oyuncunun öyle bir hamle yapacağını düşünmüyorum ama ben buradan prensese gideceğim. Çünkü birazcık iksir de harcadı sanki. O yüzden şu an sanki yakalamış olabiliriz. Evet 10. balon oynuyor. Şu an gerçekten çok az iksiri var. Goblin çetesini de atıyorum. Aynen. Yakaladık. Yani muhtemelen yanlışlıkla yaptı onu. Tahminimce arkadaşlar orada 10. atacaktı bence. Dart Goblin'ini almak açısından bence 10. atıp sonra balon atacaktı. Yanlışlıkla orada balon attı muhtemelen. Yoksa öyle bir hamle yani en kötü oyuncunun bile yapabileceği bir hamle değil. Ki bu klan öyle kötü bir klan gibi de durmuyor. Evet. Şimdi roketimiz de var. Bu arada önceki maçta hiç roketi kullanmadık. Şu an ama kullanabiliriz. Bilmiyorum. Balonla özellikle etkili olacaktır. Aynen. Biraz önce de fark ettiniz mi bilmiyorum. Orada atıcıya karşı bir tanesi sanırım kaçtı. Hatta ikisi de kaçmış olabilir. Tam göremedim ama. Cehennem ejderi oradan. Buraya ben roket atacağım arkadaşlar. Bu arkadaş dondurma hamlesini yapacak orada yani. Biliyorum. Yapacaktı yani. %100 eminim. Orada orayı donduracaktı. Ve orayı dondursaydı yine roket atabilirdik ama buz ruhu falan olmadığı için sıkıntı yaşardık yani. O yüzden şöyle goblin çetesini falan dağıtalım. Evet şöyle arkadan kasırga dondurma bir şeyler yapacak. Tüm hava kartları şu an etkinleştirildi. Vermeyelim orayı. Şöyle ben buradan gideceğim. Ortadan da serserilerle. Bu arkadaş bayağı da iksir harcadı. O yüzden bizim yani bir bir olduğu zaman avantaja geçmemiz lazım. Dart Goblin'inin maşallahı var zaten. Orada çok iyi vurdu. Hemen roketi basıyorum. Ya özellikle bir de atıcı birazcık destemiz zor tutabileceğimiz bir kart. Yani bir prens de tutabiliyoruz. Prens yoksa elimizde çok sıkıntı yaşıyoruz atıcıya karşı. Şuradan bir fıçı atalım. Hemen şöyle serseriler. Yani bir 10. balon falan deneyecek o. Aynen oraya aldık zaten. 10. balon atmayı beklerken oradaki fıçıyla kendini çaresiz buldu ve galibiyetimizi aldık. İyi oyundu diyelim. Özellikle rakibin balon hamlesi kendisini bitiren hamle oldu arkadaşlar. Ondan sonra zaten iksirinin de az olduğunu da biliyordum. Fıç orada var ile attığı zaman zaten yani yapacağı bir şey de yoktu Goblin çetesine karşı. Atıcı atabilecek kadar iksiri de yoktu. Evet Muhammed geldi. One Piece diyelim ve bol şans diyelim kendisine. One Piece bir parça anlamına geliyor sanırsam. Evet Harun abi bu desteği main olarak oynuyordu. Hatta eski sistemde arkadaşlar sanırım 6600-6700 lira falan çıkmıştı bu desteyle. Yani iyi oynuyordu gerçekten. Usta 3 şampiyona falan da çıkardı önümüzdeki dönemlerde. Keşke kendisi yani o mutluluğuyla bu videoyu çekseydi. Yani kendi destesi sonuçta bufflandı. Benim de destem bufflansa ben de mutlu olur. Videosunu koşa koşa çekerdim şahsen. Evet. Şöyle serserileri bir atalım. Şimdi. Rakibin ne oynadığı az çok ortaya çıktı zaten. Şimdi merak ettiğim noktalardan birisi okları oluyor bu destenin genelde ama bakalım. Şöyle bir fıçı atalım bakalım. Okları mı var? Varili de var bu destenin sanırım. Evet. Bizim için zorlu bir maç geçecek gibi duruyor. Hem varili var, okları da olması muhtemel. Bayağı zorlu bizim için. Serseri prensesi atalım. Orada belki ucuzdan bir tane de vurabilirdi. Özellikle arkadaşlar bu desteğe karşı çok iyi bait yapmamız lazım. Şöyle koruyabilir miyiz? Özelliği basar muhtemelen. Aynen. Şöyle yapsak. Ok atar. Yani elinden bir oku çıkarmış oluruz orada. Varsa tabii yani. Bu deste hala okunu çıkarmadı. Şu an atabilirdi aslında ama atmadı. Tamam yine de güzel vurduk. O hasar bile bizim için önemli bir hasar. Şimdi. Hemen şöyle köprüden dart yapacağım. Elim de hiç iyi değil. Tamam. Vursun o. Onun vurmasına izin vereceğim. Evet.
Maç bayağı sürecek. Yani bu maç öyle kolay bir maç olmayacak gibi duruyor iki taraf için de. Şimdi bakalım orada o prensesi ittirmesen olmuyor muydu? Prenses orada ittirmese iyiydi. Prenses orada birazcık boşa verdik ama bu çile hemen devam edelim. Ya özellikle hem varili hem okları var. Bizim için ekstra kötü. Yani en azından hani şey yaparız. Oklarını bir yere harcatırız. Başka bir şekilde vururuz falan. Bunda öyle bir durum da yok. Güzel savunduk bu arada. Ha, alev topu varmış. Alev topu varmış. 1927. Bu 1927 deyince aklıma 1927 Nesle videosu geldi. Ve o çocuğun sesi bana da benziyor aslında biraz. Hani onu atanlar vardı. Biliyor musunuz bilmiyorum ama. 1927 Nesle. İşte Osmanlı'yı gören çikolata falan diye. Yani o videoyu hatırlıyorum. Şimdi tekrardan şöyle bir fıçıyla gidelim. Evet, varil bayağı zorluyor bizi. Hemen şöyle çete. Altın şövalye de bizi bayağı zorlayacak durumlardan. Tutalım orada. Yani rokete dönme durumunu bilemiyorum. Zaten roketin de cana da nerflendiği için. Ya bir de baskıyı da ekstra bize yapabilecek bir destesi var. Yani böyle biz buna roket atsak öyle hani izleyebilecek bir oyuncu değil. Direkt gördüğünüz üzere basıyor zaten. Yani o altın şövalye de vuracak. Çok zor. Hem altın şövalyenin kitlenmesi hem nasıl yapsak? Rokete de dönemiyoruz. Alev topumuz olsa belki aleve bile dönerdik ama şu an hiç dönemeyiz. Alır mıyız orada onu? Alsak çok iyi olurdu. Hemen şöyle bir yapalım. Hiçbir şekilde vurdurmamamız lazım. Vurdurmadık aslında. Ben buradan gideceğim arkadaşlar şöyle. Buradan da serserilerle gidiyorum. Yani her türlü bu arkadaşa bir şekilde baskıyı yakalamam lazım. Baskı yapmam lazım daha doğrusu. ...25 saniye kaldı. Hemen şöyle fıçıyı birazcık önden atıyorum. Vurur muyuz? Yine vuramadık. Şöyle prensi bir atalım. Evet yani çok zor bir eşleşme bizim için. Böyle serserileri falan da bıraktım ama evet. Yani hem altın şövalye hem varil eşleşme rakipteydi aslında. Yani bilmiyorum rokete dönsek ne yapabilirdik ama... 371 yani rokete dönebileceğimiz de sıkıntıydı biraz. Sonuç olarak galibiyetini aldı. Evet rakibimizi bulduk. Bu da son rakibimiz olsun. Muhtemelen önceki videoyu izleyip sonrasında alev topu almayı düşünen arkadaşlar olacaktır. Tabii ki ikisinin de yerine göre avantajları ve dezavantajları var. Özellikle şu anda roket nerflendiği için ben bile yani alev topu alabilirim diye düşünüyorum. Şöyle bir ana kuleyi açalım yine de biz. Ama mesela oduncu balona karşı oynasak bu zamanda tabii roket daha çok iş görecektir. Çünkü roketin zaten normal hasarında bir nerf yok. Yani normal hasarı eskisiyle aynı, sadece kule canını azaltıldı. Yani zaten roketin özellikle son zamanlarda kullanılmasının sebebi normal hasarından ziyade kule hasarıydı arkadaşlar. Hani birçok oyuncu vardı küreselde sadece rokete dönüyordu yani. Böyle bir fıçıyla başlayalım o zaman. Aslında barbar variline karşı olsaydı fake de yapabilirdik ama soldan çok iyi vurduk şu an. Şöyle yapacağım. Muhtemelen bir tarafa tomruk gelecektir. O zaman öbür tarafta birini çalıştıracağım yani. Evet, bu arada kar topu var. Tabii tomruk yerine kar topu varsa daha iyi olur ama. Hemen buradan bir prensesle de bastıralım. Güzel. Bir tane daha vur. Vurmadı. O balıkçı vursun. Yani sonuç olarak kule canlarını eşitleriz. Ana kulemiz de açık zaten. Kraliyet devinde ana kulenin açık olması o kadar da çok iş yapmıyor ama biraz önce ana kule açık olmasaydı birkaç tane daha vurabilirdi balıkçı. Evet, şimdi. O avcı önüne kraliyet devi gelir mi?
gelmedi. Şöyle tomruk atalım. Yine kulecanlarını eşitleme mantığıyla bir tane vursun. 2246. Şöyle buradan da gidelim dedim ama neyse, oradaki dev iskeleti eritiriz herhalde. Şöyle arkadan bir prenses atalım. Tekrardan bir fıçı atıyorum. Buradan gelecek mi? Geldi. Hemen şöyle serseriler ve Dart Goblin'i. Tam vuracağında bir tomruk. Evet. Bu arada o dev iskelet kuleye vuracak. O hiç iyi olmadı şu an. Yine kulecanlarını eşitleriz diyecektim ama eşitlenecek kulecanı kalmadı. O taraf daha da düştü. Tamam, soldan da vuruyoruz. O dev iskelet biraz bizi sıkıntıya soktu. Buradan şu an gelebilir rakip. Acilen hem serseriler hem şey yapacağım. Orada ne yapmaya çalıştı anlayamadım ama. Şöyle şuradan bir Dart Goblin'i. Şöyle roketi basacağım arkadaşlar ya. Ölür ölmez bilmiyorum ama roketi bastım. Şöyle arkadan Goblin çetesi. Çok iyi durdurduk. Hemen bir fıçı. Yani oraya vurursak çok iyi olur. 506. Aa, alamadık orayı. Hemen şöyle serseriler. Tomru acilen ihtiyacımız var bu arada. Şöyle bir fıçı ardından tomruk. Bu maçı kazanabiliriz. Bir tane vur. 448 orası. Oraya hiç vurdurmamamız lazım şu an. Konuşamıyorum da arkadaşlar. Çok aşırı odaklandım. Sanırım tomru alamıyor muyuz orayı? Bilmiyorum ki. Şöyle yapalım. Ardından bir fıçı. 390 kaldı orası. Hadi vurun artık. Vur. Vur. Kazandık. Evet. Zor bir maçtı. Yani özellikle arkadaşlar sonda oradaki dev iskeletin kuleye dönmesi baya bizi sıkıntıya soktu ama bugün 4'te 3 yaptık. Evet, güzel maçlar çıkardık arkadaşlar. Şöyle desteği tekrardan da göstermek istiyorum. Yani şu an bence yeni dengelemeler unutuldu arkadaşlar. Çünkü bazı kartlara nerf buff geldi ama bu sezon arkadaşlar çekilişli mücadeleyle kupa kasıldığı için birçok oyuncu yeni desteleri, yeni çıkabilecek desteleri unuttu. Özellikle Logbait oynamayı düşünen oyuncular varsa bu destenin ben çok iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü bu deste şu anda hani Tomruk da zaten yeni nerf yediğini düşünürsek hani öyle nerf yiyebilecek bir deste de değil. Hani Dart Goblin olsun, Prenses olsun hani öyle çok kullanılmıyor zaten. Prens'tir, serserilerdir, fıçıdır. Yani bu destenin önümüzdeki zamanlar için konuşuyorum. Ben nerf yiyebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yine belli olmaz ama Roket zaten nerf yedi, Tomruk da nerf yedi. Ya da Alev Topu da kullanabilirsiniz. Yani bu destenin önümüzdeki süreçlerde arkadaşlar ben öyle kolay nerf yiyebileceğini, yani gücünün düşürülebileceğini düşünmüyorum. İsterseniz de öbür sezona arkadaşlar bu desteği de kasabilirsiniz. Yani iyi işler çıkarabileceğini de bu destenin düşünüyorum açıkçası. Zaten fark ettiyseniz Kraliyet Devini durdururken serseriler çok iyi iş yaptı. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Tekrardan bu videoyla hem desteği göstermiş olalım hem de Harun abiyi tekrardan anmış olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.